Başkan Erdoğan heykelli dikeceğiz, heykelli. Ankara Emniyeti ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK'nın finans yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma devam ediyor. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. 6-8 Ekim olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmada 18'i tutuklu, 89 sanık bulunuyor. Terör tutuklusu HDP eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da sanıklar arasında olduğu soruşturmada 895 sayfalık iddianame hazırlandı. Soruşturmada PKK'nın HDP'li belediyeler ve milletvekilleriyle kurdukları finans yapılanması gözler önüne serildi. 10 yıllık MASAK raporlarıyla çözülen soruşturmada HDP milletvekillerinin bir görevi daha deşifre oldu. PKK'nın elde ettiği parayı Kandil'deki Murat Karayılan'a milletvekilleri ya da özel kuryeler aracılığıyla aktardığı tespit edildi. İddianamede yer alan Ulaş isimli gizli tanık ifadesinde KCK Türkiye Maliyesi ve HPG Maliyesi yapılanmaları olduğunu söyledi. Tüm bu maliye yapılanmalarından KCK Yürütme Konsey üyesi Cemal Kod adlı Murat Karayılan'ın birinci derecede sorumlu olduğu kaydedildi. KCK Türkiye maliye faaliyetlerinin diğer önemli ayağı da gizli tanığın ifadesinde yer aldı. Gizli tanık bu ayağın BDP, HDP, DPB gibi partilerin kazanmış olduğu belediyelerdeki ihale, ruhsat, imar işlemleri üzerinden yürütüldüğünü söyledi. Gizli tanık yine bu bölgedeki iş insanlarından alınan yardım bağışı adı altında para toplanarak KCK Türkiye maliyesine aktarıldığını ifade etti. Terör örgütünün mali yapılanmasında her türlü kaçakçılık faaliyeti, çeşitli yolsuzluk suçları, sözde vergilendirme, haraç, hırsızlık, adam kaçırma gibi eylemlere başvurulduğu da aktarıldı. PKK'nın çeşitli adlar altında halktan para topladığı ve sosyal etkinliklerden para elde ettiği kaydedildi. İddianamede illegal finans faaliyetlerinin kaçakçılık ve yolsuzlukların yanı sıra legal görünümlü faaliyetler sosyal etkinlik gelirlerinden de gelir elde edildiği ifade edildi. Gelir kaynakları arasında paravan şirketler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve basın yayın faaliyetleri de yer aldı.